Merhaba oyun severler. Bazı oyunlar vardır. Onları oynadıktan sonra etkisinden çıkamazsınız. Oyunu defalarca oynar sömürürsünüz. Ama bir süre sonra artık o oyuna benzer farklı oyunlar ararsınız. Örneğin benim için Journey öyle bir oyun olmuştur. Oyun oynayıp bitirdikten sonra 3-4 kere daha oynamışımdır. Ama bir süre sonra o tarz oyunlar aramış, maalesef bulduğum hiçbir oyunda Journey'nin verdiği hazzı yakalayamamıştım. Ya da bağımsız bir oyun olan Inside. Oyun bittikten sonra benzer çok sayıda oyun oynamışım ama hiçbir zaman Inside'ın o dünyasında yaşadığım duyguları yaşayamadım. Bunu sizler de yaşamışsınızdır ve bu tarz oyunları çoğaltabiliriz. God of War, Red Dead 2, Last of Us gibi uzar gider bu liste. Aynı durum Ori and the Will of the Wisps oynadıktan sonra da başıma geldi. Hem hikayesi hem de atmosferi ve tabii ki de müzikleri, bir de oynanışı adeta beni büyülemişti. Ki sayısız ödül alarak bu haklı başarısını da tescillemiş oldu. İşte bu oyunu oynadıktan sonra ister istemez benzer oyunlar arayışına girdim. Ama yakın bir zamana kadar aradığımı bulamamıştım. Ta ki Moolander ile tanışana kadar. Evet, Moolander. Hem tasarımı hem oynanışıyla aşırı derecede oraya benziyordu. Peki ya kalitesi? İşte buna cevap vermek için oyun başına oturdum. Ve artık buna cevap verebilirim. Ama buna cevap vermeden önce Moolander nasıl bir oyun olmuş onu anlatmam lazım. Kararı ondan sonra hep beraber veririz. Bu arada kanalın diğer büyük kanallar gibi gelişmesi ve büyümesi için abone olursak alternatif oyun kanalları arayanların bizlere daha rahat ulaşmasına yardımcı olmuş oluruz. Bu arada kanala abone olup Discord sunucumuzdaki çekiliş kanalına çekilişe katılan arkadaşlardan 2 kişiye bu oyunu hediye edeceğimizi de hatırlatalım. Oyunun hikayesiyle incelemeye başlayalım. Malumunuz Ori'nin harika yazılmış bir hikayesi vardı. Gerçekten duygusal bir hikaye ve başarılı bir sunumu vardı. Bu oyundan etkilenmeniz için en önemli bir sebepti. Mu ise farklı bir tercihte bulunarak biraz daha eğlenceli ve mizah unsuru barındıran hikayeye sahipti. Lander adında sonu gelmekte olan bir medeniyet var. Bu medeniyetin varlığını sürdürebilmesi için en saf ve en güçlü enerji kaynağı olan süte ihtiyaçları vardır. Evet, yanlış duymadınız. Bu medeniyetin varlığını sürdürebilmesi için saf enerji kaynağı olan süte ihtiyacı var. İhtiyaçlı olan bu kutsal sütün Mighty Alien Cove isimli antik bir gezegende olduğunu öğrenirler. Daha öncesinden bu gezegene bir sefer düzenlenmiş ama istediklerini alamamışlardır. Şimdi ise Lander medeniyetin elinde kalan son uzay gemisiyle bu tehlikeli gezegene gidilmesi ve bu antik gezegendeki süt kaynağına sahip olunması gerekiyor. Bunu yaparken gezegende farklı yaratıklarla mücadele edip karşımıza çıkan değişik ineklerle de savaşmamız gerekiyor. Onları yenip hem incelemek üzere hem de sütleri alabilmek için Lander'a ışınlamamız gerekiyor. Ori benzeri bir oyun deyince hikaye olarak o tarz bir şey aradınız belki ama Moolander gerçekten hem ilginç hem de komik bir hikayeyle bizim karşımıza çıktı. Hikaye olarak kendini çok fazla ciddiye almadığını düşünebilirsiniz belki ama sıradan bir drama hikayesindense böyle farklı konseptlerde hikaye seçmeleri bence güzel bir tercih olmuş. Geldik oynanışa. Oyunun kontrolünü elinize aldığınız andan itibaren oraya esintileri almaya başlıyorsun. Oyunda bir uzay gemisini kontrol ediyoruz. Bu uzay gemisi sayesinde karşımıza çıkan engelleri aşıyor, bulmacaları çözüyor ve düşmanlarla savaşıp aradığımız süt kaynağına ulaşmaya çalışıyoruz. Platform oyunlarının genelinde kullandığımız karakterler yürüyen, zıplayan ve belli bir sürede havada kalabilen karakterlerden oluşuyor. Durmadan havada kalan bir karakterle oynadığımız platform oyunlarının sayısı bir elin parmağını geçmez. En azından ben çok fazla bilmiyorum. Burada geliştirici ekip bir risk alıp karakteri uçabilen bir obje olarak kullanması aslında riskli bir hareketti. Çünkü uçan bir karakter harita içinde çok daha rahat hareket edebilir ve birçok yere rahatça ulaşabilirdi. Ama geliştirici ekip güzel bir bölüm tasarımı dizayn ettiği için karakterin uçmasının çok büyük bir avantajını görmüyoruz. Çünkü tüm harita karaktere göre özel olarak hazırlanmış. Karakterimiz ilk başta hiçbir silaha sahip değil. Oyunda ilerledikçe yeni yetenekler elde ederek gemimizi geliştiriyoruz. Yakın dövüşte kullandığımız kılıç benzeri bir silah, lazer ile ateşlediğimiz silah, bomba benzeri bir silah, çoklu hasar veren silah gibi farklı silah yeteneklerine sahip olabiliyoruz. Bunları oyunda ilerledikçe kazandığımız puanlarla açabiliyor ve de geliştirebiliyoruz. Kazandığınız bu yetenekler oynanışı öyle inanılmaz derecede değiştirmiyor. Yetenekler arasında çok büyük bir güç farkı yok. Ben bu yeteneklerin arasında farkın biraz daha gözde görülür bir şekilde olmasını beklerdim. Ancak bu yetenekleri biraz daha geliştirdiğimizde farkı biraz daha görebiliyor ve hissedebiliyoruz. Oyunun temel mantığı ilerlemek için kapalı kapıları aç. Bulmacaları çöz, düşmanları öldür, bossları öldür, bir sonraki bölüme geç şeklinde. Oyun Metroidvania türü olmasından dolayı
Kapalı kapıları açabilmek için önce bulmacaları çözmemiz gerekiyor. O kapıyı açan kilide ulaşıp kapıyı açtıktan sonra diğer bölüme geçebiliyoruz. Şimdi Metroidvania deyince gözünüz korkmasın. Görüp görebileceğiniz en sade tasarıma sahip bir harita tasarımından bahsediyorum. Öyle ki oyunda nerede olduğunuzu veya nereye gideceğinizi gösteren bir harita bile yok. Oradan anlayın. Oyun neredeyse çizgisel ilerleyen bir tasarıma sahip. Bu kimileri için güzel bir tercih olurken kimilerinin hoşuna gitmeyebilir. Ama ben rahatsız olmadım. Bölümü tamamlamak için bölüm sonu boss'u olan kutsal inekle savaşıyoruz. Kung Pao filmindeki o efsane ineği gördükten sonra bundan daha yetenekli bir inek görmem diyordum ama bu oyunda tam 20 tane Kung Pao'daki inek gibi inekler mevcut. Her ne kadar bu boss'ların sayısı 20 olsa da saldırı yetenekleri neredeyse birbirinin aynısı diyebilirim. Yukarıdan saldır, kalkan ile saldırılardan kaçın ve tekrar saldır. İneklerin tasarımlarına gelirsek eğer, evet hepsi birbirinden farklı ama çok daha iyisi yapılabilirdi. Hiçbir boss savaşı epik derecesinde değil. Eğlenceli, keyifli ama kesinlikle akılda kalıcı değil. Bir inekle savaştığınızı yok sayarsak tabi. Oyun grafikleri beklediğimden güzeldi. Hoş bir tasarıma ve renk kullanıma sahip. Aman aman büyüleyici değil ama oynarken bakması ve seyretmesi güzeldi. Atmosfer için çok fazla bir şey diyemem. Farklı bir gezegende olduğumuz belli. Gezegenin içinde farklı tehlikeler var ve bunlarla savaşıyoruz. Ama oyun içinde tedirgin değiliz. Biraz daha tedirgin edici unsurlar eklenebilirdi. Ne bileyim, bulmacaları çözerken farklı tuzaklar kullanabilirdi. Bazı bölümlere hiç beklediğimiz anda özel bir düşman eklenebilirdi. Bizi takip eden ya da varlığını tespit ettiğimiz bir tehlike oyuncuya aktarılabilirdi. Oyunu neredeyse hiçbir tehdit unsuru olmadan oynadım diyebilirim. Buna bosslarla yaptığım savaşlarda dahil. Onun dışında olumsuz diyebileceğim pek bir şey yok. Müzikler de başarılı. Belki playlist oluşturacak kadar değil ama oynarken sizi rahatsız etmediği gibi oyunun genel atmosferine de zarar vermiyor. Gelelim oyunun co-op moduna. Oyunda 4 kişiye kadar aynı ekranda arkadaşlarınızla beraber oynama imkanına sahipsiniz. Bu bölümde önce haritayı, sonra gemiyi, sonrasında da boss'u seçiyoruz. Ve beraber girip seçtiğiniz boss'u öldürmeye çalışıyoruz. Hiç koymasalar da olur diyebileceğim bir özelliği, insanlar biraz daha fazla ilerlesin diye oyuna koymaları çok ince düşünülmüş bir detaydı. Şu an işin online modu yok. Ama ilerleyen günlerde belki bu mod gelebilir. Şimdi bu co-op özelliğini görünce insan şunu da diyor. Keşke hikaye modunda da arkadaşlarımızla beraber ilerlesek. En azından ben dedim. Oyunun co-op özelliğini sevgili kardeşim Mustafa Kadir'le beraber denedikten sonra ikimiz de keşke hikaye modu da olsa dedik. Peki oyun hakkında neler düşünüyoruz? Genel değerlendirme nedir? Şimdi Moonlander, Ori'den fazlasıyla ilham almış, hatta oyunlardan ilham almanın nasıl olduğunu gösterir bir oyun. Bazıları ilham alacağız derken oyunu kopyaladığından fark etmiyor bile. Moonlander kesinlikle ilham almış bir oyun. İlk başta hikayesiyle bile farkını ortaya koydu. Ben Ori benzeri bir hikaye beklerken çok farklı bir konsept karşısında buldum kendimi. Hakeza kontrol ettiğimiz karakterin bir uzay gemisi olması da kendilerine özgü bir seçimdi. Yeteneklere gelirsek, her ne kadar kılıç kullanımı Ori'den alınmış gibi dursa da diğer mekanikler kendine özgü olduğunu söyleyebilirim. Grafik ve atmosfer olarak Ori daha karamsar ve tedirgin edici bir tasarım kullanırken Moonlander daha sade, daha açık tonda yapılmış ve oynayanı tedirgin etmeyen bir tasarım kullanmış. Kısaca Moonlander buram buram Ori kokuyor. Ama bu koku insanı asla rahatsız etmiyor. Çünkü ortada bir emek var. Misal oyunun genel tasarımı elle yapım. Birçok çizim sıfırdan elle hazırlandı. Bunlar oyuncuya ve oyuna verdikleri değeri gösterir. Bu tür oyunların en büyük handikapı ise ilham aldıkları oyunun gölgelerinde kalmasıdır. Çünkü önlerinde çok daha başarılı bir oyun vardır. Moonlander'ın önünde de Ori durmaktadır. Eğer Ori olmasaydı veya Ori'yi oynamasaydım kesinlikle bu oyundan çok daha fazla keyif alabilirdim. Çünkü bu oyunun çok daha iyisini oynadım. Moonlander kalitesiz bir oyun kesinlikle değil. Hatta oyunun ilk 2 saati inanılmaz keyif aldım. Ama sonrasında kendini oynatmakta zorlanmaya başladı. Bu da oyunun içindeki tempoyu düşürdü. Ama karakter seçiminden tut, hikaye tercihine kadar kendine özgü farkları ortaya koyması çok güzel oldu. Düşman çeşitliliği az olması, boss sayısı fazla olsa da özelliklerinin yetersiz olması heyecanımı düşüren sebeplerden biri oldu. Ama bunun en büyük sebebi yine söylüyorum Ori'dir. Moonlander, Ori benzeri oyun arayanların kesinlikle bakması gereken oyunlardan biri. Yakın bir tarih olan 27 Mayıs'ta yayınlanan Moonlander, PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo üzerinden erişilebilir durumda. Steam satış fiyatı 34 lira olmakla beraber indirim döneminde kesinlikle bakmanız gereken oyunlardan biri. Tabi bu türü ve Ori'yi seviyorsun. Ayrıca co-op desteği olduğunu da unutmayalım. Oyunda Türkçe dil desteği olmadığını hatırlatmak isterim. Bununla alakalı geliştirici firmaya da mail attığımı bilin. Bakarsanız Türkçe dil desteği getirirler. Oyunun ilk yapım 2013 yılında çıkmış.
Hatta geliştirici arkadaşların amacı bir mobil oyun yapmaktı. Ama işler tahminimden de büyüyünce mobilden vazgeçip daha ciddi bir platform olarak PC'ye yöneldiler. Oyunu farklı etkinliklerde gösterdiklerinde olumlu tepkiler alınca 2018 yılında oyunu baştan tasarlamaya karar verdiler. 2019 yılında da oyunun genel yapısı artık hazırdı ve 2021 E3'te ilk sunumu yapıldı. Sonrasında oyun güzel geri dönüşler alınca geliştirilmeye devam edildi. Nihayet 27 Mayıs 2022 yılında yayınlandı. Böylece Dimitar Popov tarafından kurulan The Six Hammer Studios'un ilk oyunu olan Moonlander piyasaya sürülmüş oldu. Moonlander için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Genel olarak ben beğendim, umarım sizler de beğenirsiniz. Bu haftalık da benden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.